Fuat Uğur. Kılıçdaroğlu, Pensilvanya ile telefon görüşmelerini kabul mü etti? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündemi değiştirmek ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıpratmak için bu iddiayı ortaya attığını söylüyor muhalif medya ve siyasetçiler. Oysa Bakan Soylu bu bilgiyi daha önce de açıklamış ve ama cevap alamamıştı Kılıçdaroğlu'ndan. İkincisi, Soylu bu açıklamayı CHP liderinin bizim ve 100 belediye başkanımızın telefonları dinleniyor demesi üzerine yapmış ve dinleseydik 15 Temmuz'dan önce senin bir dişçi muayenehanesinde Pensilvanya ile yaptığın telefon görüşmesini ve darbecilerin 15 Temmuz sloganı olan "Yurtta Barış, Dünyada Barış" sloganını görüştüğünüzü dinlerdik demişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir cevap gelir diye düşündük ama tam tersi oldu ve derin bir sessizliğe gömüldü. CHP de aynı mezar sessizliğinde. Adeta omerta kuralı, mafya sessizlik yemini uygulanıyor. Düşünün, Soylu'nun her lafında tabakhaneye tabak yetiştirir gibi laf yetiştiren Engin Özkoç, Tuncay Özkan, Özgür Özel, Engin Altay bile susuyor. Lakin orta yerde bir hakikat var, yalanlanmayan. Geçen yazımda da ifade ettiğim üzere sukut ikrardan gelir. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu bu görüşmeyi kabul etmiş olmuyor mu? Galiba ediyor, çünkü o dişçinin kim olduğu artık ortaya çıktı. Tam 8 yıl baş danışmanlığını ve ağız diş bakımını yapmış olan Ali Arif Zeybek. Kendisi konuşmasa da reddetmiyor Pensilvanya diyaloglarını. Ali Arif Zeybek, Kemal Bey'in yanından 2018'de ayrılmış ve hem Soylu'nun baş danışmanı hem de AK Parti MKYK üyesi olmuş. Ne ilginç bir dünya, hiçbir şey gizli kalmıyor, ihanetler de tabii. Ama Türkiye'de durum farklı. Hiçbir skandal ve rezalet muhalefet tabanını yerinden oynatmıyor. Onları da kendileri gibi teflon yapmışlar. Türkiye'de 10 milyondan fazla başıboş ve sahipsiz köpek var ve bunların popülasyonu çok yakında 20 milyona çıkacak. Her yıl 300 binden fazla saldırı vakası yaşanıyor ve aralarında özellikle çocukların bulunduğu onlarca insanımız köpek saldırıları yüzünden hayatını kaybediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın minik Asiye'nin başına gelenler yüzünden başıboş sahipsiz köpekleri toplayın, onların yeri sevgiyle bakılacakları barınaklardır diye talimat verince, sokaklara köpek saldırıları yüzünden çıkamayan, okullarına ve işlerine gidemeyen vatandaşlar biraz umutlandılar. Ama tabii iş işten geçmişti epeyce. Köpek tapınakçılarıyla köpek maması rantçıların oluşturduğu çete ne yazık ki parlamentoyu ablukaya almış, köpek saldırılarından bizzar olmuş vatandaşların şikayetleri dikkate bile alınmamıştı. Sonuçta hayvanları koruma kanunu çıktı ve bu kanunun 6. maddesinde saldırgan köpeklerin ödül olarak bakımı yapılacak, sonra alındıkları yerlere bırakılacaktı. Ama Allah'ın bir kulu da çıkıp bu durumu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a iletmedi, hala da iletmiyor. Kısaca yasanın 6. maddesi değişmeli. Köpekler evcilleştirilmiş hayvanlar. Yerleri ya bahçe ve ev ya da barınaklar olmalı. Yaban hayvan olsa doğaya bırakılır ama değiller. Üstelik popülasyonları çok fazla ve yiyecek bulamadıklarında ormanlara dalıp kendilerinden küçük tavşan, sincap, çakal gibi yaban hayvanlarını taciz ediyor. Topluca saldırarak da buldukları ceylanları, karacaları parçalıyorlar. Bu konuyu dillendirdiğim için günlerdir çoğu ne yazık ki kadın olan köpek tapınakçıları örgütü olarak hakaretler yağdırıyorlar. Onların arkasında da mama tüccarları tarafından desteklenen irili ufaklı bir dolu STK çıkarcısı var. Yazdıklarını okusanız inanamazsınız. O hayvanlar benim gözümde insanlardan kıymetli diyen mi ararsınız, yoksa insanlar yaşayacağına hayvanlar yaşasın diyen mi? Bu arada katil, cani, sadist ve diğer tüm hakaretleri yapanları saymıyorum bile. Ortada bir kişilik sapması olduğu kesindi ama ben bu kadarını tahmin etmiyordum yine de. Onların gözünde köpekleri insanlardan daha değerli kılan duygu ya da ruh hali nedir diye düşünürken bir kelimeyle karşılaştım: mizantropist. Merak edip baktım, okur okumaz da evet tam da bu dedim, sizinle de paylaşayım.
Mizantropi, insana, insanın doğasına ve eylemlerine nefret beslenmesi olarak tanımlanıyor. Mizantropistler, insanın dünyada merkeze alınmaya layık olmadığına inanıyorlar ve bu yüzden doğadaki diğer canlıları insandan daha üstün görüp insansız bir dünyanın daha iyi olacağını düşünüyorlar. Mizantropi aslında psikopatolojik bir durum. Bireyin çocuklukta yaşadığı darbe ve aşınmanın üzerinde bıraktığı psikolojik bozukluklardan biri ve gelişim sürecinde bu bireyler sıfır tolerans düzeyinde bir yargılama mantığına sahip oluyor. Evet, köpek tapınakçıları bu tarife tıpatıp uyuyor ve bu yüzden onlara daha anlayışlı davranmaya karar verdim. Ancak onların sebep olduğu toplumsal arızayı giderme sorumluluğumuz devam ediyor. The Blacklist diye çok çarpıcı bir dizi var, izleyenler bilir. Yanılmıyorsam ikinci sezonunda arka arkaya yayınlanan iki bölümde çevreci bir grubun üyelerinin nasıl bir çevre terör örgütü kurup dünyayı kurtarmak için ele geçirdikleri virüse örgüt üyelerini hastalandırıp insanlığı yok etmeyi planladıklarını anlatıyordu. Her ne kadar yasa öngörmüyorsa da ve Cumhurbaşkanı'nın çağrısını CHP'li belediyeler tınmıyorsa da en azından AK Partili belediyeler umarım bir an evvel barınaklar kurup vatandaşın çilesini bitirme yolunda adım atarlar. Sokak hayvanları için sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamı sağlayacak olan barınaklar kurmak birkaç aylık bir iş nihayetinde. Fuat Uğur, Mehmet Şeker. Siyaset dünyasından unutulmaz sözler. Aydın'da Adnan Menderes Müzesi açılışında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun söylediği bir cümleye dikkat çekmek isterim. 17-25 başarılı olsaydı veya 15 Temmuz'da hedeflerine ulaşsaydılar yine tarihi değiştirecek gerçekleri başka türlü anlatacaklardı. Başaramamışken bile buna çalışıyorlar. Yakın geçmişe baktığımızda kimsenin değiştiremeyeceği cümleler görürüz. Liderlerin hangi sözlerini hatırlıyoruz? Süleyman Demirel, dün dündür, bugün bugündür. Petrol vardı da biz mi içtik? Yollar yürümekle aşılmaz. Verdimse ben verdim. Tek kelimeye indirmek gerekirse binaenaleyh karşımıza çıkar. Bülent Ecevit, biz aslında savaş için değil barış için ve yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz. Sayın Cumhurbaşkanı Sezer son derece terbiye dışı bir üslupla bana ağır ithamlarda bulundu. Devlet geleneklerimizde yeri olmayan, eşi görülmedik bir davranışta bulundu. Tek kelime köykent. Necmettin Erbakan, bir gün gelecek herkes milli görüşçü olacak. Kadayıfın altının kızarmasını bekleyeceğiz. İman varsa imkan da vardır. Kanlı mı olacak, kansız mı? Tek kelime yerine birkaç tane iki kelime öne çıkar. Ağır sanayi, adil düzen, aziz kardeşim, kerhen destek. Alparslan Türkeş, hepiniz birer Türk bayrağısınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin, yere düşürmeyin. Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır. Bölünme kabul etmez, kutsal bir bütün halinde büyük Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Türk'ün en önemli vasfı teşkilatçılığıdır. Tek kelime seçmek gerekince Turan ilk sırada. Muhsin Yazıcıoğlu, namusunu millete çeviren tanka selam durmam. Bu ülkede dürüst olmak başka beladır ama o bela başımızın tacıdır. İki saniye sonrasına garantimiz olmayan bir hayatımız için fırıldak olmaya gerek yok. Vatan aşkı maya gibidir. Sütü bozuklarda tutmaz. İnanmadığım yolda milyonlarla yürüyeceğime, inandığım yolda tek başıma yürürüm. Tek kelime, üşüyorum. İsmet İnönü, yeni bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerini alır. Şartlar gelişirse ihtilaller hak olur. Sizi ben bile kurtaramam. Sizi aç bıraktım ama babasız bırakmadım. Bir memlekette namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memlekette kurtuluş yoktur. İnönü'den tek kelime seçemedim. Celal Bayar, ölmeden evvel bir şey yapmak isterdim. Bir parti kurayım, bu parti seçimlerden ana muhalefet partisi olarak çıksın. Ben de muhalefet partisi nasıl olur göstereyim. Evvel emirde bu kadar küçük bir meseleden dolayı huzurunuza getirilmekle manevi alanda en büyük cezayı çekmiş bulunuyorum. Bu kış komünizm gelecek. Yaşlılık döneminde sık kullandığı kelime ondandı. Recep Tayyip Erdoğan, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.
Siyasetin yolu demokrasiye ve kalkınmaya, terörün yoluysa kana, ölüme, acıya çıkar. 15 Temmuz gibi bir ihanetin dahi üstesinden gelebilen bu ülkeyi durduracak bir güç tanımıyoruz. Her ne olursa olsun bu şanlı bayrak dalgalanmaya devam edecek. Gençler dik durdukça bizi kimse yolumuzdan çeviremeyecek. Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Başaramayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu ülkeyi teslim alamayacaksınız. Birçok tek kelime seçilebilir ama Erdoğan'ı hatırlatan en kestirme ifade iki kelime. One minute. Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de ne işimiz var, Libya'da ne işimiz var? YPG bize mi saldıracak? Bizim için YPG terör örgütü değildir. Kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur. Öyle Sayın Başbakan gibi söz verip sözünde duranlardan değiliz biz. Başkan Haliç'i temizleyecek ve İzmirliler Haliç'le yüzecek. Nerede tank? Getirsinler tankı, üstüne çıkalım. Hendek kazan arkadaşlar. Hangi sözüm yanlış? Hangi kelime bize Kemal Bey'i hatırlatır diye düşünürsek, Kağıttepe yeter. Mehmet Şeker.